Yok yahu, sahi mi? Vallahi öyle baba. Sen de amma pısırıkmışsın be oğlum. İnsan şöyle bir yoklar. Bir ara düşündüm ama baba, kız gerçekten hoşuma gitti. Ben Mehmet gibi öyle sosyetik numaralar çakmadığım için terslenmekten korktum. Aferin. Zamanla o numaraları da öğrenirsin elbet. Peki nasıl bir kızdı? Esmer, yeşil gözlü. Tam hoşlandığım tipten, incecik bir şey. Ben de bir şey sanmıştım. Oğlum, kadın dediğin şöyle etli butlu olmalı. En kötüsü 80 okka çekmeli. Ama sizler kadından ne anlarsınız? Bugünkü gençlerde zevk mevk kalmamış. Kiroz gibi kızlardan hoşlanıyorlar. Peki baba, ne dersin? Kızla arkadaşlığa devam edeyim. Oh, bana sorarsan boş ver. Daha kim olduğunu bile bilmiyorsun. Sonra başım belaya girebilir. Alo, buyurun. Orhan, Orhan, telefon sana. Teşekkür ederim. Alo. Merhaba Orhan Bey. Ben Perihan. Merhaba Perihan Hanım. Bir emriniz mi vardı? Estağfurullah. Ah, anladım. Orası kalabalık da ondan konuşamıyorsunuz galiba. Evet. Öyleyse ben konuşacağım gene. O gece için ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz. Önceleri sizi hatalı buluyordum ama düşününce sizin haklı olduğunuzu anladım. Özür dilerim. Galiba ben bir kız olarak sizin alakanızı çekecek kadar cazip olamadım. Bilakis siz çok tatlı ve cazip bir kızsınız. Affedersiniz. Aman ne güzel. Demek sizin bir hanıma gerektiğinden güzel sözler de söyleyebiliyorsunuz. Tabii. Rica ederim, mahcup ediyorsunuz. Evet. Oh, Orhan Bey, beni şaşırtıyorsunuz doğrusu. Şunu anlıyorum ki telefonda anlaşmamız imkansız. Öyleyse size bir teklifim var. Eminim ki o zaman çok daha rahat anlaşabileceğiz. Evet, sizi dinliyorum. Gene buluşsak? Nereye gideceğimize karar verdin mi? Düşünmüştüm ki... Fakat... Evet, seni dinliyorum. Vallahi bilmem ki... Öyleyse gideceğimiz yeri ben seçeyim bari. Siz bilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Perihan Hanım, hoş geldin. Her zamanki gibi mi? Evet. Ne içeceksin Orhan? Bilmem ki. Benimkinden iki tane olsun Şems. Emredersiniz Perihan Hanım. Bak şekerim, ne olur biraz rahat ol. Ayrıca sen nasıl istersen öyle hareket edebilirim. Denemek ister misin beni? Burada sana tabi olan benim, buyurun. Benim davetlim olduğun günde sen benim arzularıma uyarsan kabul. Oldu. Hadi şerefine. Şu anda daha çok beğendiğim Perihan'ın şerefine. Yemeği daha sonra yeriz. İstersen aşağı inelim. Etrafı gezmiş olursun. Ne olmaz. Oyundan hoşlanır mısın Orhan? Hı hı. Peki, bu tip oyunları bilir misin? Evet, ekserisini bilirim. Güzel. Hadi gel seyredelim. İstemez.
Bak Perihan, bu bey muhakkak kazanacak. Sanmıyorum. Çünkü krupiye en kötü ihtimalle 20'de yattı. Bak, çıkacak 3 kağıt var. Biri 4'lü, biri 3'lü, biri de papaz. 4'lü çekerse 21 olur. 3'lü çekerse 20, papaz çekerse kaybeder. Kart. İyi ama dörtlü çekeceğini nasıl anladın? Bu oyunlar hiçbir zaman benim için şans değil. Hafıza ve zeka oyunudur. Bakıyorum 21'de çok ustasın. Yalnız 21'de değil. Bütün kağıt oyunlarında sonucu aşağı yukarı tahmin edebilirim. Yanıldığım zamanlarda olur tabii. Ama söylediklerin korkunç şey. Kimin kazanacağını bilmekten başka adamların ellerindeki kağıtları bile söylüyorsun. Söylemiştim sana. Çok basit bu benim için. Bütün mesele çıkan kağıtları hafızamda tutmakta. Öyleyse sen niye oynamıyorsun? Oynamak ve büyük para kazanmak için yalnız hafıza ve hesap yetmez ki. Bunu da iş edinmek için bir nevi sermaye lazım. Ne gibi? Ne bileyim ben, şey işte 20-30 bin lira kadar para lazım. Ne olacak o zaman? En büyük kumarhanelerde oynar, hepsini iflas ettirirdim. Ama boş ver canım, hayal hepsi bunların.